mahallede büyümüş bir genç kız. Köye inat, köyün ezberini bozan bir şekilde üniversite okuyor. 3 tane çocuk yapıyor. Tamam, evlilik olmuyor. Yola devam ediyor. İşinde yok ya diyor, ben başka bir şey yapacağım diyor. İşinde başarılıyken başka bir yola giriyor. Orada devam ediyor. Sonra aşık oluyor. Orada bir hüsran var. Tam evlenip şahaneyim derken eşinin vefatı. Ve orada da tamam dedin. Yani ben senin o vedalaşmana bile çok saygı duydum ve çok öğrendim orada bir şeyler senden. Ve sonra hani tırnak içinde toplumda 3 çocukla yalnız kadın nasıl dimdik duruyor dedikleri yer aslında senin için şöyle bir yer değil. Bunu senden dinleyebilir miyim? Şimdi hani o bir kelimenin altını daha fazla çizmek isterim orada. Yalnız kadın. Bu çünkü çok fazla duyduğumuz bir şey. Yani evet. Özellikle kadınlardan çok duyduğumuz bir şey. Ben bu hayatta yalnızım. Bu garip bir şey geliyor bana. Yani anlayabiliyorum bu duyguyu ama bununla birlikte insan çok kalabalık bir varlık. Yani düşün, daha en başından baktığında sen bir ailenin içine doğuyorsun. Annen var, baban var ve varsa kardeşlerin var, akrabaların var, onların hani büyük bir çevre bu. Komşular var. Ben bir köyde büyüdüm, evet, ve bütün bir köy var aslında senin yolculuğunun içerisinde. Bu çok değerli bir şey. Yani çok kalabalıksın aslında. Evet. Ve onlar senin hayatındalar. Bunu benim hayatıma karışan, bana müdahale eden, beni darlayan, bana işte sorun çıkartan insanlar olarak alabilirsin. Aynen. Ya da bunlar benim ve benim arkamda, benim yanımda diyebilirsin. Bu da başka bir tercih. Şimdi söylediğin bir şey vardı. Köye inat. Hiç böyle bir durum yoktu. Ve biz hepimiz orayı çok asla inatlaşmadık. Pek çoğumuz çok sevdik. Ben mesela kendi adıma hakikaten çok sevdim ve hiçbir zamanda bunu hani görmezden gelmedim. Bana çok şey katan ve evet ben köyde büyüdüm demekten inanılmaz mutluluk duydum ve çok şey öğrendiğim bir şey yer. Bu. Şimdi bunu bir güç olarak alabilirsin. Ben bütün ne denersem deneyeyim böyle gençlik yıllarımda olmazsa ne yaparım düşüncesi vardır. Yani işte bir şey beceremezsem, başaramazsam ne olur? Hep köye dönerim vardı. Ha. Ve bu o kadar arkanı yasladığım bir duvar ki aslında. Yani ve sonra bakıyorsun bu insanların çokluğuna. Büyüdükçe onlar artıyorlar. İşte arkadaşların oluyor, okul arkadaşların oluyor. Ondan sonra bir kursa gidiyorsun, kurstan arkadaşların oluyor. Ondan sonra biriyle evleniyorsun, onun akrabaları senin ailen oluyor. Çocukların oluyor. Çocuklarının arkadaşlarının aileleri senin hayatına dahil oluyor. Böylece zenginleşiyorsun.